Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TZOP arasında imzalanan protokolle artık çiftçilere önemli meteorolojik olaylarda cep telefonlarıyla SMS gönderilerek haberdar olmaları sağlanacak. Bu kapsamda ülke genelinde yaklaşık 4 milyon 480 bin kişi faydalanacak. Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada protokole dair bilgiler verdi. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün zirai meteoroloji sektörüne yönelik çok çalışmaları var. Özellikle çiftçilerimizin meteorolojik olaylardan, afet oluşturabilecek meteorolojik olaylardan etkilenmesini, olumsuz manada etkilenmesini engellemek amacıyla cep telefonlarına meteorolojik uyarıların gönderilmesini bir bakımda içeriyor protokol. İmzalanan protokolün önemine değinen Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar arasında Ankara'da imzalandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ürettiği ürün ve hizmetlerin çiftçilere ulaştırılması amacıyla yapılan bir protokoldür dedi. Tabii çok önemli bir konu. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar arasında Ankara'da imzalandı. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ürettiği ürün ve hizmetlerin çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza, zirai meteoroloji ile özellikle uğraşan vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla bu protokol imzalandı. Yaklaşık 5 milyon kişilik bir hedef kitlemiz bu hedef alındı bu protokol ile. Yıl genelinin hava durumu değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, geçmişe dönük 47 yıllık bir sürece değerlendirdiğimiz zaman en sıcak 11 aylık sürece bakılınca en sıcak yıl olmaya adaydır. Sıcaklıkların normalin üstünde olduğunu söyleyebiliriz dedi. Maalesef 2018'in 11 aylık süreci şu ana kadar yaşadığımız en sıcak yıl oldu. 47 yıllık bir süreci değerlendirdiğimizde 2017 en sıcak yıldı ve 2018'de şu anda 11 aylık bir periyot içerisinde yaşadığımız en sıcak yıl olmaya aday. 2018 Aralık ayı da şu anda yaşadığımız ilk haftayı da değerlendirdiğimizde normalin oldukça üzerinde sıcaklıkları ölçmeye devam ediyoruz. Maalesef işte küresel ısınmanın ülkemizi ve tabii diğer ülkelerde etkileniyor. Yansıması bunlar. Kasım ayını ay olarak değerlendirdiğimizde Kayseri açısından yağışlarda maalesef %40-45'lik bir azalma yaşıyoruz. Ekim ayında 40 kilogramlık normalleri seviyesinde bir yağış almamıza rağmen Kasım ayında normallerimiz 36 kilogramken 18 kilogramlık bir yağış eksiğimiz oldu. Ve Aralık ayı da şu anda bir haftalık süreci değerlendirdiğimizde çok yağışlı geçmiyor. Ancak tahminlerimiz önümüzdeki günlerde şu anda gördüğümüz hafif yağışların aralıklarla ilimizde de devam edeceği yönünde. Ancak il merkezlerinde yüksek kotlu ilçelerimiz hariç kar yağışı beklemiyoruz. Önümüzdeki 3 aylık süreçte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 derece üzerinde olacağını vurgulayan Yılmaz, 3 aylık periyot dönemde sıcaklıklar 1 derece yüksek olurken yağışlarında genel itibariyle mevsim normalinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz diye konuştu. Kış mevsimini değerlendirecek olursak bizim tabii saatlik tahminlerden mevsimsel tahminlere kadar uzanan geniş bir yelpazede tahmin sistemimiz var. Mevsimsel tahminlerimiz 3 aylık bir süreci kapsıyor. Dolayısıyla Aralık, Ocak ve Şubat ayının tahminlerini yapabiliyoruz. 3 aylık mevsimsel tahminlerimizde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 derece civarında üzerinde olacağını biz ilimiz için tahmin ediyoruz. Yağışların da genel itibariyle mevsim normalleri dediğimiz uzun yıllar ortalamasına yakın değerlerde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ancak ilimizin yüksek kotlu Güneydoğu ilçelerinde Pınarbaşı, Sarız gibi miktar olarak yağışların bir miktar daha normallerin üzerinde kış mevsiminde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Tabii bu şu anlama geliyor. Geçen sene malumunuz nispeten ılık bir kış yaşamıştık. Bu sene de geçen seneden daha sıcak olacağını tahmin ettiğimizde benzer bir şekilde yine ılık bir kış geçireceğimizi tahmin edebiliriz.